Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu eğitimde Lightroom fotoğraflar nasıl importlanır detaylarıyla anlatacağım. Ben Easy Gözen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu derste Lightroom'a fotoğraflar nasıl importlanır detaylarıyla sizlere anlatmak istiyorum. Bu seriyi kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Farklı eğitim ve içeriklerden yararlanmak isterseniz de katıl butonumuz aktif. Oradan bizlere destek verebilirsiniz. Gelin isterseniz biz yavaş yavaş işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Lightroom'un temel mantığı arkadaşlar kullandığımız diğer programlardan biraz daha farklı işler. Yani Lightroom'da save, save as gibi seçenekler bulunmaz. Lightroom importlama ve exportlama mantığıyla fotoğraflarınızı içeriye aktarabildiğiniz ve bir şekilde exportlayarak paylaşım yapabildiğiniz bir sisteme sahiptir. Bunun en büyük avantajı da şudur arkadaşlar yaptığınız hiçbir işlem için bir kaydetme yani save işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Lightroom yaptığınız tüm işlemleri otomatik olarak kaydeder. Böylece yaptığınız bir düzenlemeyi örnek bir sene sonra bile o fotoğrafı açtığınız zaman aynı yerden kaldığınız şekilde devam edebilirsiniz ve bu yaptığınız tüm işlemler ekstradan herhangi bir yer kaplamaz. Bildiğiniz gibi standart kullandığımız işte Word'de, Excel'de, Photoshop'ta olsun birçok düzenlemeyi bir şekilde save edip kaydetmemiz gerekirken Lightroom'da asla buna ihtiyacımız yok. Bunu yapmadan önce de o fotoğrafların importlanarak Lightroom'un içerisine aktarılması gerekiyor. Yani biz burada File Open yapmak yerine File Import yapacağız. Bunu yapmak için de arkadaşlar üst kısımdaki menüden File Import Photosend Video'ya tıklıyorum ya da alternatif olarak sol altta da yine import sekmemiz mevcut. Yani aynı işlevleri sağlıyor. İsterseniz menüden burada gördüğünüz gibi kısa yolda yazıyor. Ctrl Shift I -E kısa yoluyla da arkadaşlar aynı şeyi yapabilirsiniz. Ya da sol alt kısmında yer alan import sekmesiyle de işlem yapabilirsiniz. Ben şimdi import'a tıklıyorum arkadaşlar. Bilgisayarınıza arkadaşlar SD kartınızı taktığınız zaman Lightroom otomatik olarak o SD kartı algılayarak size fotoğrafları gösterir. Bakın şu an görebiliyoruz. Şurada hangi klasörün içerisindeyse hangi SD kartın içerisindeyse bize gösteriyor. Yukarıda da geldiği yolu görebiliriz. İşte diskte nerede hangi klasörün içerisinde ya da ismine görebiliyoruz. Burada da copy seçeneğimiz mevcut. Bu fotoğrafların hepsi otomatik olarak her zaman seçili olarak gelir Sizin hepsini bir daha seçmenize gerek yok Ama aralarında istemediğiniz fotoğraflar varsa Şöyle yapabilirsiniz örnek şimdi burada Birçok fotoğraf var Ben belki hepsini değil de şu sondaki iki tanesini alacağım Buradan An çek diyorum seçimi kaldırıyorum Birinci Ve ikinciyi seçtim Bu iki fotoğrafı şu an yukarıya attı Sebebi şu alt kısımda arkadaşlar check state yani seçime göre listele seçeneği mevcut. Derseniz buradan capture time, file type, media type gibi seçenekleri seçebilirsiniz ya da isme göre, çekildiği zamana göre, tipine göre ya da medya uzantısına göre değiştirebiliyorsunuz. Ben genelde bunu capture time yapıyorum. Böylece çekilme zamanına göre fotoğrafları dizmiş oluyorum. Bakın bu iki fotoğrafı bir de şunu gelip seçelim. Artık Lightroom'a import diyebilirim. Ya da tam tersi check all dedim. Bu fotoğrafların arasından istemediklerim var. Örnek şunu almayacağım ya da şunu almayacağım. Bu fotoğrafları belki istemiyorum. Böylece seçimden kaldırabiliyorum. Gördüğünüz gibi sadece diğer fotoğrafları alabiliyor. İsterseniz buradaki ok vasıtasıyla biraz daha da hani yakından fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Çok küçük derseniz şu şekilde. Ya da tek tek tüm fotoğrafların üstünden geçeceğim ve aralarında seçim yapacağım diyorsanız da şuradaki tek ikona tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ok tuşlarıyla fotoğraflarınızın içerisinden şu şekilde dolaşarak istediklerinizi seçebilirsiniz. Bakın alt kısımda arkadaşlar seçme butonu aktif dilerseniz buradan ya bu fotoğrafı istemeyeceğim deyip iptal edebilirsiniz ya da tıklayıp seçebilirsiniz. Dilerseniz fotoğrafı şuradan zoom yapabilirsiniz. Şöyle yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. O seçenekleri de bize sunuyor. Çoklu görüntüye tekrar dönmek istiyorsam buradaki ikona tıklıyorum. Birazcık şunu da şöyle ufaltalım. Şu an hepsini görebiliyorum. Fotoğrafları. Lightroom'a fotoğraflarınızı importlarken şu an biz SD kartın içerisinden alıyoruz ama siz bilgisayarınızdan ya da farklı bir diskten de fotoğraf aktaracaksanız bu sefer şu kısma gelip arkadaşlar küçük siyah gri okumuza tıklıyoruz. Siyah yuvarlağın içerisindeki gri oka. Buradan hangi klasörden fotoğrafları alacaksak seçebiliyoruz. Şayet burada çıkmadıysa sizin istediğiniz fotoğraflar Other Source deyip açılan pencereden şu an SD kartı görüyor ama siz diskinizde yer alan istediğiniz herhangi bir yerdeki fotoğrafları da seçip klasör şeklinde Lightroom'a importlayabilirsiniz. Yani illa fotoğrafların SD kartta olması da gerek yok. Siz farklı disklerden ya da farklı USB belleklerden de fotoğraflarınızı aktarabilirsiniz. Şimdilik ben buna cancel diyorum. Mantık tamamen aynı. Yukarı kısımda arkadaşlar fotoğraflarınızı ne yapmak istediğiniz yani bir DNG kopyasını mı yani dijital negatifini mi almak istiyorsunuz? Bu fotoğrafları direkt kopyalamak mı istiyorsunuz? Lightroom'un kendi kataloğunun içerisinde bu seçenekleri bize sunuyor. Bakın sağ tarafta da bu fotoğrafları nereye yükleyeceğini bize gösteriyor. Yani şöyle düşünün bu sol taraftan yolculuğumuz başlıyor. SD karttan fotoğrafları seçiyorsunuz. Sonra da bilgisayarınızdaki picture seçeneğine fotoğrafları yollayabiliyorsunuz. Başka bir yere kaydedecekseniz bu sefer yine siyah gri okumuza tıklıyoruz. Bakın burada yine yer belirleyebiliyoruz. İşte desktop olabilir, başka bir yer. Other destination, pictures, movies gibi. Other destination dersem arkadaşlar bu fotoğrafları bilgisayarım içerisindeki istediğim herhangi bir yere kaydedebiliyorum. Bunun seçeneği tamamen bana kalmış. Örnek desktop diyorum şu an. Choose diyorum. Gördüğünüz gibi orayı seçmiş oldum. Artık bu fotoğrafları direkt kopyalayıp oraya taşıyacak. Böylece bir daha bu fotoğrafları benim SD kartı taktıktan sonra bilgisayar içerisinden kopyala yapıştır yaparak taşımama gerek yok. Lightroom fotoğrafları kendi içerisine importlarken buraya da kopyalama işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz bir DNG kopyasını ya da kendi orijinal hallerini alabilirsiniz. Sağ taraftaki panellere bakacak olursak arkadaşlar burada çok önemli bir ayarımız söz konusu. Buradaki ayarımız arkadaşlar Build Smart Preview Burası şu yüzden önemli. Şu an biz bu fotoğrafları masa üstüne alıyoruz ama şayet siz bu fotoğrafları başka bir klasörün içerisine, daha doğrusu başka bir hard diskin içerisine alıyor olsaydınız, yani sabit bir diske alıp bilgisayar yerine orada yedekliği olsaydınız. Yani bu fotoğraflar asla bilgisayarınızda olmayacak, harici bir diskin içerisinde olacak. O zaman o disk yanınızda olmasa bile Lightroom'dan bu fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz. Evet, doğru duydunuz. Fotoğraflar bilgisayarınızda olmasa bile fotoğrafları Lightroom'dan düzenleyip organize edebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için arkadaşlar importlama ekranından sağ taraftaki file handling'den build smart preview demeniz yeterli. Preview seçenekleri burada mevcut. Ben genelde standardı seçiyorum. Yeterli oluyor. Bir altta arkadaşlar don't import suspect duplicate var. Bu önemli. Bu fotoğrafların isimlerinde aynı fotoğrafları Lightroom'a aktarmak isterseniz Lightroom onları içeriye aktarmaz. Bu da size şunu sağlar. Aynı fotoğrafları bir daha Lightroom'a aktarmaya çalışmazsınız. Lightroom size gösterir der ki bu fotoğraflar Lightroom'un içerisinde var. Bir daha eklemenize gerek yok. Birazdan bunun örneğini de yapacağız. Şayet bunları Lightroom'a importlarken bir kopyasını da başka bir yere kaydetmek isterseniz şuradan Make a second copy seçip istediğiniz herhangi bir klasörün içerisine buradan tıklayarak da bir yedek şeklinde saklayabilirsiniz. Ben genelde çok kullanmıyorum ama 2-3 diskle yedekli çalışıyorsanız büyük bir kolaylık sağlayacak. Etti Collection ise arkadaşlar bu fotoğrafları belli birer koleksiyon içerisine ayırmak istediğiniz zaman tıklayacağınız kısım. Koleksiyonla alakalı detaylı bir videomuz olacağı için şu an çok fazla üstünde durmuyorum. Oradaki collection kısmında zaten anlatacağım. Ama özelliği şu arkadaşlar. Add collection dediğiniz zaman burada hazır koleksiyonlarınız çıkıyor ve onların içerisine atabiliyorsunuz. En baştan oluşturmak isterseniz de artı kısmına gelip buradan oluşturabilirsiniz. Örnek bu fotoğraflar için Lightroom 2020 diye bir koleksiyon oluşturalım herhangi bir setin içerisinde yer almayacak. Target olmasına gerek yok. Create dedim. Bunu yapma sebebimiz şu. Bu fotoğraflar bu klasörün içerisinde yer alacağı için farklı farklı dosyalarda bile olsalar kolaylıkla ulaşabileceğiz. Bununla alakalı dediğim gibi detayları zaten anlatacağım. File naming eğer bu fotoğrafların isimlerini değiştireceksiniz arkadaşlar yeni isim verebiliyorsunuz. Buradan çeşitli hazır ayarlar var. Mesela custom name diyelim. Lightroom 101 diye yazdım. Bakın burada uzantısını görüyorum. İstersen buradan xofiye dersem böylece bir numara işlemi de ekleyebilirim. Şöyle yapalım Lightroom 2020. Gördüğünüz gibi isimleri de fotoğrafların değiştirilebiliyor. Ayrıca importlama işlemi yaparken bazı hazır ayarları da fotoğraflarınıza yükleyebiliyorsunuz. Yani ben fotoğrafları benim hazır ayarlarımdan herhangi bir tanesiyle düzenlemek istiyorum derseniz arkadaşlar buradan seçebiliyorsunuz. Hazır ayar kısmını Develop panelinde anlatacağım. Genelde ben bunu çok acil bir işim yoksa Lightroom'un içerisinden yapmayı tercih ediyorum. Metadata kısmı da önemli. İsterseniz buradan kendiniz için hazır metadata'lar oluşturup fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Ya da Keyword'e gelip örnek ben buraya... Lightroom 2020 diye bir keyword atadığım zaman bu fotoğraflar artık o klasörlerde Lightroom 2020 adıyla alt bir klasör şeklinde yer alacak. Keyword kısmında da zaten detayları göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu sağ taraftaki birçok ayarı daha sonra Lightroom içerisinde de değiştirebiliyoruz. Fotoğraflarınızın bilgisayarınızda nerede ve nasıl olduğunu görmek istiyorsanız şu kısımdan organize işlem yapabilirsiniz into the subfolder derseniz arkadaşlar alt klasörlerine kadar tüm bilgileri gösterir burada bizim kendi bilgisayar klasörümüz ve alt kısımda da SD kartın klasörünü gösteriyor burada one folder diyor orijinal derseniz de ismi neyse klasörünüzün aynı şekilde karşımıza gelecek tüm işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar ayarlarımı kontrol ediyorum ben şimdilik check all diyorum tüm fotoğrafları pardon çek ol diyorum hepsini Lightroom içerisine şu an aktarmak istiyorum asıl amacım zaten bu dosyalarla hep beraber çalışma yapmak ayarlarımı kontrol ediyorum SD karttan belirlediğim yere fotoğrafların birer kopyası alınacak ismini değiştiriyorum Smart Preview tıklı birbirinin aynı görselleri istemiyorum ikinci kopya ihtiyacım yok bir koleksiyonda buradan oluşturmuş oldum Tüm bu işlemler bittikten sonra arkadaşlar import sekmesine tıklıyorum. Yukarıda artık arkadaşlar fotoğraflarımızı Lightroom'un içerisine importlamaya gördüğünüz gibi başladı. Tüm bu süreci yukarıdaki bar kısmından arkadaşlar takip edebilirsiniz. Şu an bazı fotoğraflar gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretlenmiş olarak geldi. Onların nedenlerini zaten detaylarıyla eğitim kısmında anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi Lightroom fotoğrafları importladı ve şu an bizim Smart Preview dediğimiz işlemi gerçekleştiriyor. Birazcık zaman alabilir problem değil artık fotoğraflarımızı ana klasörlerinde ve şurada bizim nerede bu fotoğraflar görebiliyoruz. Katalog folders ve collection'larda zaten detaylarını yine anlatacağım. Lightroom bu fotoğrafları artık importladı. Mesela bir daha importa gelip arkadaşlar Aynı fotoğrafları bir daha kazara import importlayamadığımı söylemiştim sizlere bunu sağlayan da don't import suspect duplicate Bakın bu fotoğraflar Lightroom'da olduğu için bu şekilde şeffaf olarak geliyor diyor ki bu fotoğraflar Lightroom'un içerisinde var Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok bir yerde tabii ki klasörün içerisinde karışmış olabilir onu bulmak da bizim işimiz Ama böylece Kazara aynı fotoğrafları duplicate duplicate yapa yapa Lightroom'a atma derdiniz ortadan kalkıyor tek bir kopyasının içerisinde saklıyor. O yüzden şuradaki don't import suspect duplicate kısmı önemli. Şimdi buradan cancel deyip çıkıyorum. Burada yukarıda işlemleri gerçekleştiriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir sonraki derste arkadaşlar buradaki arayüzle nasıl çalışılıyor ve nelere dikkat ediliyor onları anlatacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu serinin tamamına daha önceden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Farklı ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımızda yer alan katıl butonuna tıklayarak siz de özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Lightroom'un yeni serisinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.